Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uğur Elektronik'tesiniz. Benim adım Uğur Kulaç. Definici kardeşlerimizi bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Bir arkadaşımız YouTube'daki Uğur Elektronik kanalımıza yazmış. Demiş ki, abi kaya tuzaklarıyla ilgili birkaç şey söyler misin? Aslında tuzak sistemini daha önce anlatmıştık. Bir iki videomuzda bahsetmiştik. Bu arkadaşımız özellikle kaya tuzakları ifadesini yazmış. O beni çok ilgimi çekti. Gerçekten büyük mahzenlerin girişlerinde özellikle girişlerinden önce ve giriş kapılarının üzerinde kaya tuzakları mevcut. Bunlar aslında şehir efsanesi gibi anlatılır. İnanın bu tuzaklarla birebir yüzleşmiş çok az adam var. Çünkü oraya kadar girmek gerçekten bir bilgi istiyor. Tecrübe istiyor. Tuzağa kadar gelebilmişseniz zaten bu işi çok iyi biliyorsunuz demektir. Veya bilen birisi vardır yanınızda. Ha, tuzaktan sonrasını görebilen de çok az adam var, onu da söyleyeyim size. Çünkü o tuzakların birçoğu hala çalışır vaziyette olduğu için birçoğu tuzaktan sonrasını görmedi. Zaten ondan sonra dışarıda güneşi de görmedi o arkadaşımız. Bu tuzaklardan kaçmak biraz sıkıntılı, zor bir iş. Çünkü o tuzakla artık yüz yüze geldiyseniz Azrail yanınızda demektir. Mesele o tuzakla yüz yüze gelmeden önce tuzağı durdurmak, engellemek yani. Bu filmlere de konu olan bir mesele biliyorsunuz. Özellikle bizim meşhur Indiana Jones filmimiz var ya. Ve buna benzer bazı filmlerde de var. Evet arkadaşlar, kim ne derse desin bu tuzaklar doğru. Bu adamlar bu mahzenleri yaptığında, bu meblağı, bu paraları, bu hazineyi buraya koyduğunda sonradan birileri elini kolunu sallaya sallaya gelsin, bunları alsın gitsin diye koymadı. Ve gerçekten zor çalışmalar bunlar. Hem çok derindeler, aylar yıllar sürüyor bu tür yerlerin açılması, inşası, yapımı, mimarisi. Yüzlerce insan çalışıyor. Çünkü devlet hazineleri bunlar, büyük hazineler. Böyle 8-10 kiloluk, 100 kiloluk, 200 kiloluk altından bahsetmiyoruz. Tuzaklar bunlarda var zaten. Öyle toprağın 3 metre altında, 4 metre altındaki bir gömüde tuzak yok. Suyu kullanmışlar özellikle tuzaklarda. Yer altındaki akarsuları kullanmışlar veya oraya su bağlamışlar. Şimdi suyun bir hızı var. Vurduğu zaman bir çarkı çok hızlı bir şekilde döndürebiliyor biliyorsunuz. Veya suyla harekete geçirecek bazı yapılar var. Suyla harekete geçiyor. Siz o tuzağı bozduğunuz zaman artık su onu harekete geçiriyor ve sizin üzerinize doğru itiyor veya deviriyor veya kaldırıp bırakıyor. Bu kaya tuzakları da özellikle girişlerde oluyor. Ya tüneli kapatıyor, arkanızdan düşüyor, ya siz çalışırken üzerinize düşüyor, ya da siz kapıyı açmaya zorladığınız zaman bir mandalı boşa çıkartıyorsunuz. Üzerinde çok küçük bir pim tutar onları. O boşa çıktığında büyük bir taş blok üzerinize devriliyor veya yan tarafa kayıp girişi kapatıyor. Bu tür tuzaklar var arkadaşlar. Kaya tuzakları diyoruz bunlara. Tümülüslerin oda mezarları veya malzeme odalarında rastlayabilirsiniz. Kum tuzaklarıyla, su tuzaklarıyla beraber kaya tuzakları var. Yer altındaki büyük mahzenlerin girişlerinde bu tür kaya tuzaklarına rastlayabilirsiniz. Özellikle üçgen işareti olanlar dikkat edin. İlk oda 5 metre önündedir veya 6 metre önündedir. 7 metre gibi derinlikte olabiliyor odası. O oda boş çıkıyor çoğunlukla. Ondan sonraki diğer odalara geçişte dikkat edin. Orada işte bu kaya tuzaklarından mevcut arkadaşlar. Özellikle arkadaşımız kaya tuzağını sorduğu için bunu anlatma ihtiyacı duydum. Bunun bir sürü tuzak var. Su tuzakları var, kum tuzakları var. Üzerinize doğru çekilmiş oklar var. Döner merdivenler var. Gibi gibi. Eğer bize soru sormak istiyorsanız, anlatmamızı istediğiniz bir konu varsa, merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen YouTube'daki kanalımıza bunları yazın. Burada hepsini anlatacağım bildiğim kadarıyla inşallah. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.